1956 yılında Harp Okulu'ndan mezun oldu. Kısa süre sonra Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanın idam edildiği Yassıada'da görev aldı. Yassıada'da komutanı Albay Tarık Güryay'ın yaveri oldu. Adnan Menderes'in idamı beklerken çekildiği iddia edilen fotoğrafta ayakta duran asker de komandı. Yassıada'da hakkındaki iddialardan en önemlisi ise tutuklu Başbakan Adnan Menderes'e tokat attığı iddiasıydı. Bu kez adı Susurluk olayıyla anılmaya başlandı. Kazanın olduğu gün jandarma genel komutanıydı Koman. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Koman'ın da ifadesine başvurmak istedi. Ancak o bu talebi reddedip ifade vermeye gitmedi. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu'da faili meçhul cinayetlerin arttığı, bölgede JITEM adının sıkça duyulur hale geldiği dönemde.